Evet arkadaşlar. Herkese merhaba. Şimdi galiba konuşmacılardan bana biraz süre kaldı. Kaldı mı? Yani şöyle birazcık şöyle 5-10 dakika uzatmak istiyorum. Çünkü sabah ben bu konuşmayı yaptığımda 40 dakika yapacaktım. 1,5 saat sürdü. Şimdi bunu, evet çok uzun sürdü. Bunu 25 dakikaya indireyim. 30 dakikaya. Birazcık 5-10 dakika sizden böyle bir tolerans istiyorum. Şimdi efendim burada olmak çok büyük bir keyif. Çok isteyerek, çok böyle heyecanlanarak geldim. Önce bir kendimi tanıtayım. Güzel, çok güzel bir sunum yaptınız ama yine de kim bu adam diyenler olmuştur. Endişe etmeyin, beni tanıyacaksınız diye emin olun. Bir yerlerden tanıyacaksınız. Şimdi, efendim. Evet, sanırım sosyal medyada, değil mi? İlk olarak benim fotoğrafla tanımış olabilirsiniz. İlk bu şekilde tanındım. Efendim, şöyle bir sınıfım. Evet, bu bir ilkokul sınıfı bu arada. Nasıl? Esenler'de öyle bir sınıf. Uygun değil değil mi? Evet, böyle bir ilkokul sınıfını efendim hasbelkader. Hatırladınız mı? Biraz. Evet, görmüşsünüzdür muhakkak. Şöyle işte, tabii bu eski hal, bu biraz değişti. Şöyle bir sınıf haline getirdim. Güzel değil mi? Fena değil. Evet. Hani sanki olduk. Gerçi bu sıraları hala... Evet. Eğer beni oradan tanıyamadıysanız, hani boyacı öğretmen olarak tanıyamadıysanız, bir de benim bir TEDx İstanbul konuşmam var efendim. Atatürk'ü anlatan öğretmen olarak tanınıyorum. Bu konuşmayı izleyen var mı? Oh, bak. Şimdi burada şaşırmadım. Burada bu oylamanın çıkması, fazla çıkması çok normal. Şimdi efendim burada da işte bir Atatürk'ü anlatan öğretmen olarak tanınıyorum. Buradan da tanıyamadıysanız şuradan tanıyabilirsiniz. Hatırladınız? Rapçi öğretmen. Rap şarkısıyla ders işler öğretmen, ilkokul birinci sınıfları, tek konuşmamdan bir ay sonra, bir ay sonra falan. Evet. Çok eğlenceli ve çok güzeldi. Bunu hatırlarsınız. Hatta bunun birkaç tane versiyonu daha var. Efendim, buradan da tanıyamıyorsanız panik yok. Bir tane daha var. Yine geçen sene içerisinde benim biliyorsun ilkokulda kütüphanem, sanat sınıfım, spor yapacak alanlarım yok. Ben spor ve sanatla ilgili çalışmalarımı yapabilmenin bir yöntemini buldum. Onu geldiler, çektiler ve beni duvarları yıkan öğretmen, şu sol kenardaki şu duvarları yıkan öğretmen olarak almaya başladılar. Güzel tabi. Aslında ben de bir girişimci sayılırım değil mi? Evet. Ama benim şöyle bir özelliğim var. Bakın. Yani burada bunu söylemek çok keyifli olacak. Kadınların, daha çok kadınların yaptığı, kadınlara yakıştırılan, kadınların kendine has özellikleriyle avantaj sağladığı bir meslek olan ilkokul öğretmenliğinde bir erkek olarak, değil mi? Evet, şimdi bu biraz böyle kulağa hoş geliyor ama bakın, gerçekten ben mesela bir anaokul öğretmeni erkek görmedim. Hiç görmedim. Yaş düştükçe diğerlikte kadınlar yapıyor ve insanlar onlara daha çok yakışıyor. Çok doğru, çok da yakışıyor zaten onlara. Şimdi ben ilk İstanbul'a atandım. 15 tane, 14 tane birinci sınıf var öğretmen. Bu 14 öğretmenin, biz zümreyiz. İşte ikiler bir zümre, üçler bir zümre. Bu 14 öğretmenin 13 tanesi kadındı. Bir tek ben erkektim. Ki bir hayal edin. Şimdi zümre toplantısı yapıyoruz. Ben erkeğe duruyorum. Şimdi bir başlıyorlar konuşmaya. İkili, üçlü gruplar halinde. Bir de gençiz. Yeni evliler var. Ha, hiç anlamıyorum. Bakın yani beni görseniz ağlarsınız. Yani yüzünden yaş gelir. O kadar acıklı bir halim var. Böyle durmuşum. Hiçbir şey anlamıyorum. Hiçbir şey de konuşamıyorum. Böyle konuşuyorlar. Böyle hani bir şey soracağım. Bu yeni evli kadınlardaki bir sunum şeyi var. O nedir? Şimdi ben konuşuyorlar işte şöyle sunum yaptım. Görümcem geldi, şu geldi, bu geldi. Ben işte şunu anlattım falan. Ben de sunuyorum yani. Böyle elinde bir şey var. İşte evde ekran var, tamam mı? PowerPoint sunum, işte orada biz evlendik. İşte düğün fotoğrafları falan. Meğer o böyle yiyecekleri değil mi? Öyle mi? Böyle hani mesela şey gördüm geçen dün. Çay bardağının içine şey, çay var, üstüne yün şapka koymuş. İşte bak ben maruz kaldığım hale. Yani işte o 14 öğretmen mesela gün yapıyorlar. Beni davet etmiyorlar artık. Okulda çaylar, börekler, çörekler falan gidiyor. Ben bekar adamım, bir de İstanbul'dayım, bir şey diyeyim. Böyle uzaktan bakıyorum.
Fena abi. Yani çok zorluklar yaşadım. Ben de bir manifesto yayınlamak istiyorum bu konuda. Başkanım sizin gibi. Benim de böyle bir özelliğim var. Evet, girişimci olabilirim. Şimdi, efendim bu benim sunumlarım. Bir tane resmim kaldı. Şunu bırakıyorum. Evet. Şimdi, ben birazcık girişimcilikten konuşmak istiyorum. Benim tabii birazcık farklı, çok profesyonel bir girişimci olmayabilirim ama size farklı bir bakış açısı kazandırmak istiyorum. Efendim, birazcık ilk konuşmamın 3 bölümü ayırdım ben. Birinci bölüm saçmalama, ikinci bölüm tanımlama, üçüncü bölümde ispatlama. Şöyle düşünün, buraya bir avuç bisikletle geldiğimi hayal edin. Rengarenk, pırıl pırıl, pırıl ufaklı. Şimdi ben onları böyle atacağım. Yuvarlanacaklar, bir kaos yaşanacak, tanıyamayacağız. Sonra onları böyle tek tek almaya çalışacağım. Böyle bir hastalık kadar bir bütün oluşturacağım. Bir resim ortaya koymaya çalışacağım. İnşallah toparlayabilirim. Benim oğlum ilk başta bir panik yapmaya, bu adam ne saçmalıyor falan demeyin. İlk önce bir tanımlarımızı, ezberlerimizi sanırım bulatmamız gerek. Benim herhalde en çok tanıdığım şey olur, ezberleri bozmaktır. Çünkü biz girişimcilik yapacaksak, başarı bir elde edeceksek, aklınızda o neyse işte, hayatımızdaki bazı tanımlamalar yanlış olabilir. Bu gerçeği itiraf etmek gerekiyor önce. Mesela bana en çok yapıştırılan şudur. İşini aşkla yapan öğretmen derler bana. Duymuşsunuzdur. İşini severek yapanların başarılı olacağının kanıtı derler bana. Peki şimdi ben size bir şey söyleyeyim. Peki ya aşk sandığımız şey gerçekten aşk değilse, yanılıyorsak, sevgi sandığımız şey, işini severek yapmak, o sevgi sandığımız şey gerçekten sevmek değilse, peki daha farklı bir şey söyleyeyim. İşimizde başarılı olmak için aşık olmamıza gerek yok desem işimize. İşimizde başarılı olmak için ya işimizi severek yapmamıza gerek yoksa, daha kötü bir şey söyleyeyim. Ya başarı sandığımız şey gerçekten başarılıysa, ömrünüz boyunca fedakarlık yaptık, girişimler yaptık, uğraştık, çok çalıştık, geldik bir noktaya ve baktık ki bunun için mi bütün ömrümü harcadım ben? Ya o başarı değilse? Mesela çok büyük bir şey, önemli bir klişe vardır bizim için. Çok çalışmak başarı getirir. Değil mi? Kesinlikle katılmıyorum. Çok çalışmak başarı getirmez, bence. Şey derler, önemli olan nasıl çalıştığındır. Değil mi? Çalışmam değil, buna da katılmıyorum. Başarılı olmak için çok çalışmaya gerek yok. Benim gibi. Ben çok çalışmıyorum. En az çalışan öğretmenim. İşimi aşkla yap, hayır aşık olmama gerek yok. Neden biliyor musunuz? Çünkü bir zamanlar birileri aşık olmuş olabilir. Sizin tekrar aşık olmanıza gerek yok. Ferhat ile Şirin hikayesini bilirsiniz değil mi? Ferhat aşkı uğruna, Şirin aşkı uğruna ne yapmıştır? Dağları gelmiştir. En son Şirin'le kavuşmuştur. Bu bizim bildiğimiz hikaye. Peki bu anlatılan bize hikaye işte ne derler? Ferhat gibi aşık ol işine, çok çalış dağları gel. Peki hikayenin de geri kalanı biliyor musunuz? Bilen var mı? Halk arasındaki demiyorum. Padişah işte. Şöyle bir şey biliyorum ben. Evet. İsminiz neydi pardon? Onları ayıran kötü bir kadın var. Ferhat ve Şirin'i. Evet. Halk arasında çok çeşitli. Mesela benim bir tane duyduğum bir işte kral görüyor. Diyor ki ya bu Ferhat dağları dermiş. Bu kadın kim? Çok güzel olmalı falan diye. Onu çağırıyor işte, bakıyor ki çok çirkin bir kadın değil ki. Şirin'in şey, Ferhat'a, oğlum sen bu nedir sen hani bunun için dağlar devrilir mi falan diyor. O da şey diyor bak çok güzel. Sen ona benim baktığım gözle bakmıyorsun. Çok güzel laf. Yok efendim. Bunlar işte dediğim gibi bakın, işini aşkla yapın. Bakın bu dünyanın en başarılı, işte Bill Gates geldi buraya çıktı. Dedi ki, ben başarılı oldum çünkü işimi aşkla yaptım, çok çalışarak yaptım. İnanmayın. Neden inanmayın biliyor musunuz? Ben dahil, o dahil. Kendi başarısının formülünü yanlış biliyor olabilir. Steve Jobs mezarından kalkıp buraya gelse ve dese ki, şu inanmayın. Bakın, başarının, çalışmanın, fedakarlık yapmanın, efendim, aşkın, sevgin tanımı doğru yapmamız gerekiyor. İşte bunu nasıl yapacağız? Şimdi şu an bilgiler dağılıyor. Ben iyice dağıtacağım. Biraz uzun sürecek burası. Mesela nedir? Çok kitap okumak nedir? Çok iyi bir şeydir. Çok kitap okumak insanı başarılı kılar. Çok kitap okumak insanı işte yükseltir. Hayır, kesinlikle katılmıyorum. Öyle bir şey yok. İstediğin kadar kitap oku. Tek bir kriter olmalı.
senin ufkun genişledi mi? Genişledi. Eğer ki ufkunu genişletemezsen, bak, ufkunu genişletemezsen okuduğun kitap sayısında bir anlamı yok. Niye ben bir daha Ferhat gibi aşık olayım da dağılır deliyim? Ben Ferhat'ın hikayesini anlatayım size. Gerçek hikayesini. Bunu anlatmazlar. Ferhat dağılır deler. Şirin'e ulaşır ve şunu fark eder. O aslında Şirin'e aşık değildir. Bu aslında bir ilave, bunu muhakkak duymuşsunuzdur. Şirin Tanrı'yı bulur, Ferhat Tanrı'yı bulur. Anlar ki Şirin'e duyduğum aşk gerçek değil. Benim kalbim, yüreğim öyle büyük ki yaratıcıma ait der. Katılırsınız, katılmaklısınız. Ama buradaki şey önemli. Ferhat, yani aşk sandığı şey gerçek aşk değildi. Dağları deldi, çok çalıştı, hiçbir şey yaramadı. Ama şöyle bir soru sorabilirsiniz. Tanrı'yı bulmak için de o dağları delmesi gerekiyordu diyebilirsiniz. İyice karıştı. Ben de şunu söylüyorum. Benim tekrar işimi aşkı keşfetmeme bir daha gerek yok. Hayatımı bunun için harcamama gerek yok. Dağları delmeme gerek yok. Şunu diyorum ben. Geri çekilelim. Benim yaptığım budur. Geri çekildim. Ferhat'ın dağları deldiği yönden aşka baktım. Çok çalışmak, ne çok çalıştım, ne de hayatımı tecrübe edindim, ne çok kitap okudum, hiçbiriyle bunu başarmadım. İspatlayayım ona. TRT İstanbul konuşmamı izleyenler biliyorlar değil mi? Ben Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını anlatıyorum. İşte bana şöyle bir yakıştırmalar oldu. Yani sizin de hani, başlık olarak şu kullanıldı. İşte Atatürk'ü hiç kimse böyle anlatmamıştı. Bu çok ağır, fazla. Ama genellikle böyle diyorlar değil mi? İşte bana gelen mesajlarda, yorumlarda, haber başlıkları da hep böyleydi. Daha önce Atatürk'ü hiç kimse böyle anlatmadı. Biz Mustafa Kemal'i böyle bilmiyorduk. Şimdi bir şey soracağım size. Bu ülkede yıllarını vermiş tarihçiler var. Yüzlerce, binlerce kitap okumuşlar. Hayatlarını ona aşık, Mustafa Kemal'e aşıklar. Hayatlarını Mustafa Kemal'in hayatını araştırmakla geçirmişler. 50 yıl belki çalışmışlar. Peki onlar anlatamadı da. Nutuğu bile ortaokulda okuyan, en son okuyan, doğru düz nutuğu okumayan benim. Mustafa Kemal'i bu şekilde, ben niye bu şekilde anlattım, onları anlatamadı da. Hayatlarını verdiler, tecrübe edindiler. Aşık olduklarını zannettiler, doğru baktıklarını zannettiler. Ama olmadı. Neden biliyor musunuz? O aşk sandıkları yanlış olabilir. Dağları delmeye uğraştılar, ben delmedim. Çok çalışmadım, çok dokunmadım. Şöyle çekildim, Ferhat'ın deldiği yerden baktım sadece. Ve bu sayede Mustafa Kemal'i birçok kişi gibi, ben onlara katılmıyorum, çok güzel anlatanlar olduğunu düşünüyorum. Ben de onun gibi anlatmaya çalıştım. Yani bak burada bile aslında biraz ispatlamış oldum değil mi? Üçüncü bölümden bir şey. Evet, bizim bakış açımızı biraz değiştirmemiz gerekiyor. Hani Matrix filmini izlediniz mi? İzlemişsinizdir. Orada seçilmiş olan kişi mutfağa girdiğinde kahinle ilk defa karşılaşacaktır. Kahinin odasına gider, işte kahin onu inceler ve der ki, işte ona sorar, ben o kişi miyim? Kahin de şöyle bir cevap verir. O kişi olmak, aşık olmak gibidir. Kimse sana aşık olduğunu söyleyemez. Bunu hissedersin. Çok güzel değil mi? Güzeldir. Ama gerçek öyle değildir aslında. Gerçek ne de biliyor musunuz? Kahin bir bilgisayar programıdır. Mimar babasıysa kahinin annesidir. Neo bir bilgisayar programıdır. İş matematiktir. Aşk maşuk ortada. Kurabiyeyi ona yedirir, upgrade eder programı ve o seçilmiş kişi olur. O Trinity'yi öpmeleri falan. Zavallı Morpheus da kahinlik, kehanet, böyle ulvi şeylerde. O çok altta kalmış. İşte ben sadece profesyonelim arkadaşlar. Girişimcilik olarak tek yaptım. Ne çok çalıştım, ne işimi aşkla yaptım, ne işimi severek yaptım. Bunlarla başarılı oldum. Ne de çok kitap okuyarak başarılı oldum. Sadece benim bir bakış açım var. O da hikaye. Hikayeyi bulmamız gerekiyor. Bakın. Hikayeyi bulmamız gerekiyor. Peki ben o hikayeyi şimdi size anlatıyorum. Benim hikayemi, başlangıç hikayemi anlatıyorum. Benim aramda kaldığım bir öğretmen var. Erman Bilir. Son konuşmamda yapmıştım biliyorsun. Benim aramda kaldığım bir öğretmen var. Şimdi size onu anlatacağım. Oradan devam edip uygulama yapıp bitireceğiz. Mustafa Kemal biliyorsunuz Kurtuluş Savaşı sırasında bir Milli Eğitim Şurası toplanır. O şurada gönüllü öğretmenler gelir ve o öğretmenlerle eğitim konuları konuşur ve Mustafa Kemal'in de özellikle şöyle bir isteği vardır. Ne olursa olsun, bak, ne olursa olsun eğitim, öğretim çalışmaları devam edecek.
Değil mi? Siz daha bilirsiniz. Çok, bu karar çok önemli bir karardır. Bakın savaştılar, düşman ya Sakarya Meydan Savaşı'ndan hemen önce. Şimdi orada bir tane öğretmen var. Heh işte benim örnek aldığım öğretmen o. İsmini bilmiyoruz. Onun öğrencisinin kızı bana bunu anlattı. Kendisi o öğrenci Hidayet Önder. O zamanlar 10 yaşında bir öğrenci. İşte o öğretmeni o şuradan çıkıp Ankara Polatlı'ya geliyor. Yanılmıyorsam Karayavşan köyünde Obatepe diye bir yer var. Obatepe'nin üzerine çıkıyor. Bak sınıf yok. Okul yok. Tahta yok. Tebeşir yok. Tuz yalıyorlar. Neden biliyor musunuz? Açlar çünkü. Açlıklarını bastırmak için. Ve öğretmen orada ders işliyor. Hesap dersi. Bilirsiniz hesap dersi değil mi? Evet. Köy enstitülerinde var değil mi? Bir ilk zamanlarında. Evet. Yok yok hayır hani şeyleri vardı o bilirsiniz yani eskiler daha iyi bilir. Biz artık unutuluyor ya o zamanlar konuşuluyordu. Hesap dersi şöyle bir derstir. Uygulamalı matematik, fizik, kimya, coğrafya derslerinin işlendiği bir ders. Bak şimdi ne yapıyor biliyor musunuz? Obatepe'ye çıkmış, okul yok, toprağın üzerinde, tepenin üzerinde. Karşı tarafta Duatepe var. Duatepe, Sakarya Meydan Muharebesi'nin olduğu yer. Mustafa Kemal orada. Savaş devam ediyor 22 gün boyunca, 21-23 gün. Şimdi, çocuklar da şunu yapıyorlar. Öğrenciler şeyi görüyor, top namlusunun ağzından çıkan ateşi görüyorlar. Işık geldi ya, hemen ardından sesi duyuyorlar ve o sese göre ateşin düştüğü yeri hesaplıyorlar. Bak, ancak filmlerde olur değil mi? Bu gerçek işte. İşte bu hikaye, bu hikaye bu. Birçok sorunun cevabı burada. Bu topraklarda yaşamış kişi bu. Adam savaşa bakıp matematik dersi işlemiş. Ben çok çalışmak istemedim. Baktım şöyle bir Ferhat'ın deldiği yerde. O adamı gördüm, bu adamı gördüm. Sen savaşa karşı matematik mi işliyorsun? Ya, matematik mi yapıyorsun? Ben de rap şarkısı yapıyorum o zaman. Bu kadar. Başarı, başarı nedir? Adam 100 yıl önce ölmüş. Yani aradan 100 yıl geçmiş, bu olaydan sonra 100 yıl geçmiş. Bakın, yıl 2016, ben onu size anlatabiliyorum. Ölümsüz artık. Hala bana dokunabiliyor. Hala benim öğrencilerime etkisi var. Bana diyorlar ki, Türkiye'de hiçbir öğretmen bu kadar popüler olmadı. Böyle bir konuşma yapma diyorlar bana. Türkiye'nin, diyorlar ki, en iyi öğretmeni, sen dünyanın en iyisi olacaksın. Puh, hiçbir şey. Mesele neymiş biliyor musun? Başarı bu değilmiş ki. Başarı o kazandığın para da değilmiş. Ölümsüz olabilmekmiş. 100 yıl sonra öğrencilere dokunabilmekmiş. Bakın ben bir mesaj aldım o ilk TED konuşmamdan sonra. Çok mesaj aldım ama bunu özellikle yakın olduğu için anlatmak istiyorum. İki kişi tramvayda veya trenle gidiyorlar. Bana bunu seninle paylaşmam gerek hocam dedi. İki koltuğun birisinde yaşlı bir amca oturuyor. Bir tanesinde genç bir üniversiteli bir kız oturuyor. İşte bunlar memleket meselinde falan biliyorsunuz yok. Konuşuyorlar gidiyorlar. Bir ara konu Mustafa Kemal Atatürk'e geliyor. Tam konuşacaklar, amca şunu diyor. Kızım diyor, bir tane onu anlatan bir tane muallim var diyor. Bildin mi diyor. Bildim amca diyor. Hiç konuşmuyorlar ve ikisi de ağlıyor. Şimdi bak. Bilmiyorum siz bunu kaldırabilir misiniz ama ben kaldıramıyorum. Bu mesaja hala cevap vermedim ben. Veremedim. Çok bilmiş, kendimi çok bir şey bilen sana, çok konuşan. Her şey bir cevabı olduğunu düşünen ben, bu mesajı cevap veremedim. Benim burnumu sürttü bu. Böyle başarıymış, başarıymış, al, al. Olay budur. İşte o öğretmenin herhalde ömrüm sonlarına geldiğinde geriye bir tek bu hikayeler kalacak bana. Yaptığımız işe, markamıza, ister öğretmenlik olsun, ister bir şirkette o, ona değer ve anlam katmanın tek bir yolu olduğunu gördüm ben. Hikayeye bakacaksınız. O hikayeleri bulmak zorundasınız. Kendi hikayenizi yaratabilmek istiyorsanız buna mecburuz. O farkı yaratabilmek için. Zaten hani biraz önce ispatladım ama ispatlamaya devam edelim. Ne kadar süren var? Hiç fark etmedim ya. Var değil mi biraz daha? Evet. İşte bu. Yok ispatlayacağız şimdi. Ya bundan herhangi bir çalışan var mı aramızda? Üste hızlı içecek muameleleri var. Ne kolayı almadım. Sadece işte Coca-Cola ile Pepsi var. Var mı onlara çalışan? Bankacılık sektöründe çalışan var mı? Merhaba.
Peki telefon Turkcell'de, Vodafone'da. Avi'ye karşı ben sabah konuştum, Avi'ye herhalde kapanmış, bir şey olmuş, bir şeye bağlanmış. Orada çalışan var mı? Önemli değil, burada çalışan. Bunları sadece ben örnek olarak söyledim. Bakın, hangi mesleği yaparsanız yapın, hangi şirkette çalışırsanız çalışın, hiç fark etmiyor. Bakın, tanımlamalar çok önemli. Tek bir şey söylüyorum ben. Benim yaptığım hiç çalışmayın, öyle şey, profesyonel olun. Ferhat'ın deldiği yerden bakacağız sadece. Yok, Ferhat'ın deldiği yerden bakacağız, kendi toplumumuzun, ülkemizdeki insanların hikayesini bulacağız. Oradan gideceğiz, hemen hızlı geçiyorum. Şimdi, mesela Coca-Cola ve Pepsi, bunlar içecekler değil mi? Şimdi bunların reklamları nasıl yapılıyor? Bunun bir reklamını çekelim. Nasıl yapılıyor? Milyon dolarlar harcanıyor mu? Evet. Bir yanda Cristiano Ronaldo, değil mi? Bir yanda Messi. Evet, onu hiç hatırlatma ya. Özlem değil, Özlem. Yani bu mu yani şimdi geldiğimiz nokta? Şimdi bu markaya bir anlam kattı mı? Bir değer katıyor mu? Mesela sloganlar var. Yaşatır seni diyor bir tanesi. Bir tanesi hiç hayat, işte hayata bağlan, bilmem ne o. Yalan dolan. Samimi geliyor mu size? Gelmiyor. O Messi'nin Pepsi'yi içerken futbol oynamış. Belli zaten çekim oldu. Maç durmuş, gol atmış, Pepsi içiyor. İnanır mısınız? İnanabiliyor musunuz buna? Bu sizi yakalıyor mu? Bu markanıza bir değer katıyor mu? Katmıyor. Bak, ben iki firmada çalışmıyorum. Hayatımda kapıların önünden geçmedim bunları. Banka dahil. Bankaya sadece müşteri olarak girdim. Kapısının önünden geçmedim. Tecrübem yok. Efendime söyleyeyim. Aşkla yapmadım, işte sevgiyle yapmadım. Sadece dışarıdan bakacağım. Sadece hikaye bulacağım bak. Sadece hikaye bulacağım ve size soracağım. Bir yanda milyon dolarlık reklamlar. Şimdi ben kendi reklamımı çekiyorum. Bu iki tane içeceğin hikayesi nedir? Lütfen o öğretmenin hikayesi gibi düşünün. Bizi etkileyen, aramızda konuştuğumuz hikayesi nedir? Nedir? Mesela üniversitelerde, ev ortamlarında. Ben de deseydim ki bu sınıf benim sorunum değil. İşte o devletin sorunu, Esenler burası, burada buna yapılmaz, ödenek verilmiyor. Bu benim problemim değil deseydim, ben de o farkı yaratamazdım. Türk Hava Yolları çağırıyoruz, atıyorum işte. Amatörce söylüyorum, gel otur işte. Bak kardeş, bu uçak işini çözelim. Dünyada bunu yapalım ve tek çözen biz olalım. Benim mühendislerim, senin mühendislerin. Çalışalım, bak parayı ikinci plana atıyorum. Bu bizi zarar getirecek belki de. Neyse çalışıyoruz, çabalıyoruz. Sadece kendine ait yapmıyorsun. Bütün o öğretmen gibi olacaksın ve sen yapasın. Bunlardan bir tanesi ol ama diğerlerine mal edeceksin. Herkes kullanabilecek. Bunu yapacaksın, asacaksın bayrakları. Diyeceksin ki biz işte çalıştık, çabaladık ve o hikayeden ortaya çıkarak ne yaptık? Dünyada bu işi çözdük. Çünkü yakında uçaklarda cep telefonla konuşacak değil mi? Bu gelecekte kaçınılmaz bir şey. Onun gibi. Biz bunu yaptık. Ne yapmış olduk? Bak birazcık ölümsüzlüğe yaklaştık. Biraz bu bize mutlu edecek dünyada bunu başarabilmek. İnsanlara bunu katabilmek bize birazcık değer katacak. Markamıza ve bize, mesleğimize. Biraz anlam katacak. Bankaya girelim. Bankaya geçeyim mi? Sürem azaldı değil mi çok? 5 dakikam var. Bitti mi? Bitti mi? Tamam, normalde ben bunu 1 saatte anlatıyorum da bankaya geçelim. Onu başka bir zaman anlatırım. Tamam. Ben bunu kapatayım. Dikkat dağıtmasın. Evet. Erman Bey 3 dakika verdim. 4 dakika. Tamam. Fazla tutmayacağım. Şimdi bakın. Benim anlatmak istediğim şu. Hikaye çok önemli. Hangi mesleği yaptığınızı ve hangi şirkette çalıştığınızı, ne iş yaptığınızı bilmiyorum. Bunun bana hiç önemi yok. Aşkın, başarının, fedakarlığın, biraz önce söylediğim her şeyin tanımını baştan yapmanız gerekir. Bak, ben her zaman hikayeler odaklandım. O hikayeler beni bir yerlere götürebildi ancak. Mesela ben öğretmenim, evet. İlk başta gittiğimde, atandığımda İstanbul'a müdür bize şey dedi, okur müdürüm. Öğretmen var mı orada? Ya oğlum, wow. Ne kadar çabuk. Merhaba. Siz de hak verirsiniz o zaman. İlkokul öğretmeni var mı? Öyle mi? Zümrede kaç kadın öğretmen var? Kaç erkek? Yani iki üç. Benim zaten şurada yerimiz az okulunda.
ama genelde çoklu kadın var. Evet değil mi? Doğru yani. Bak, keşke size sorsaydım o anda. Ben kişi tahmin etmiyorum. Şimdi efendim ben ilk gittim. Bak. Bana bize müdür dedi ki toplantıda, öğretmenler kolu toplantısında duvara çivi daya çakmayacaksınız. Sanki böyle karşısında şey var. Vallahi çak bu adam dolmuş mu? Bak bir şey söyleyeyim. Bu adam haklı. Bu adam haklı. Ona haksız derseniz bahane üretirsiniz. Niye biliyor musunuz? O çünkü her öğretmen kafasına göre çivi çakacak. 40 tane sınıf var. Hepsinden boyayacak, alçı yapacak. Ben dedim ki ben bu adamın hikayesine baktım. Hemen bir planlama yaptım. Dedim ki ben gelecekte yapacaklarımı yapmam için nasıl bir hikaye lazım? Neyim var elinde? Müdür var, veliler var, öğrenciler var. Şimdi aile toplanıyor. İdareciler aidatları çok sever. Değil mi? En çok toplayanları da çok severler değil mi? İşte bu bir hikaye. Bakın bu Finlandiya'da olmaz. Ama senin ülkende olur. Senin ülkenin hikayesi bu. Efendim şimdi biz aile toplanır. Kurulda da açıkladı işte. Bir sınıf %60 topladı, bir sınıf %70 topladı. Ben kaç topladım biliyor musun? %200. Nasıl oldu peki? %100 en büyük başarı bu. 50 lira alınıyordu, ben 100 lira aldım. Dedim ki bakın, aidatta bizi birinci yapın. Anlattım diyorum. Bak bu geleceğin en büyük yatırımdır. Bak çocuğunu özel üniversitede okutsan, bak özel üniversitede okut. Yani ondan bile kıymetli. Hayatında bak, hizmetli var ya hizmetli. Aidat vermezler hocam. Onun çocuğu ben de ondan da 100 lira aldım. Havanı yaparsın ya evim, tamam mı? Yani bir şekilde gitti ama yalan söylemedim. Neden biliyor musun? Sonra o çocuklar TEDx İstanbul konuşmamda dünyaya meydan okudum sınıf o. Onları hiç, dünyada hiçbir çocuk yaşayamadı onların yaşadıklarını. O 50 lirayla oldu işte o. Verdim, işte açıklanıyor %200. Nasıl yaptın? Nasıl yaptım? O belli nasıl hikaye ikna ettim peki sizce? Neye baktım önce? Onun hikayesine baktım. Toplantı başladı işte artık böyle müdür odasına giriyorum tamam. Ooo hocam hoş geldin. Tamam. Bak müdür ha. Ya %200 toplamışım. Hani 10 tane sınıfın şeyini toplamışım yani düşünün. Bazı sınıflar öyle %30 toplamı toplar. Oturuyorum çay içiyorum. İşte ben başlıyorum. Hocam işte ben radyo yapacağım. Söyleşi yapacağım. Ses sistemi dışarıdan getirelim. 50 lira falan. Tamam hop. Geldi. Çanakkale projesini yapacağım. Tabii hocam destek. Niye? Çünkü bu adam aidat veriyor. Ben onu aldım. Onu kazandım. Coca-Cola işte gizli formülü açıklıyoruz dediğim anda. Sizi nasıl kazandıysam ekran başında, sizin hikayenizi nasıl yakaladıysam o müdürün de hikayesini. Ne yapacaktım? Bahane mi verecektim? Hayır tabii ki. İşimi biliyorum gördüğünüz gibi. Gayet çok girişimcilik. Bir girişimcilik hareketi değil mi? Güzel bir girişimcilik ustalarından. Değil mi? Gayet girişimci. Ne oldu peki sonra? O çivi çakmayın diyenler dediklerinde ben ne yaptım? O sınıfı yapabildim işte. O noktaya geldi. Dedim ki artık hazır. Çünkü sınıfların, sizde öyle bilmiyorum. Bizde 70 tane sınıf var. Sınıflar her kat değişir. Düşünün. Yani sürekli sınıfınız değişiyor her sene. Adamlar seçim geldi, kapılarına kilit vurdu ki bu sınıfa girmesin. Çivi çakmayan adam bu hale getirirsin. Nasıl getirirsin? Hikaye. Onun hikayesini şey yaparak, yakalayarak. Son bir şey anlatıyorum. Çayınızdan bir yeter kaldım. Bakın bu hikayenin derecesi yok. En üstte o öğretmen var. Alta kadar gidiyor. En kötü hikaye anlatayım mı? Nasıl işe yaradı bu? Şimdi ben çıktım böyle işte çocuk teneffüste. Çayımızı, sigaramı herkes içiyor böyle. Kapının önünde bir gürültü koptu. Kavga var. Bir adam bir küfür, bir kıyamet kadın. Kadınla erkekli böyle ama nasıl göreceksiniz lan? O kadınlar birbirine sallıyor, erkekler birbirine sallıyor, sonra birbirlerine sallıyorlar. Bir küfür ediyor ama aklınız ayağına durur. Mesela gitti şimdi müdür, ne demektir müdür? Saygın biri değil mi? Gitti orada şimdi çocuklar var ya küfür ediyor falan, etmesin. Olayı çalıştırmak için işte onların yerine gidiyor ki aman kavga etmeyin dedi. Lan müdüre bir küfür etti. Ben hayatım boyunca böyle orijinal bir küfür görmedim. Bak, utanmasam böyle saygılar diyecek, beni minikleyecek. O kadar yaratıcı bir küfür. İşte bizim halkımız böyle, hikayesi bu. Yaklaşamazsın. Polis gelse polise posta koyuyorlar. O derece bir semtteyim. Bir tanesi torbacı zaten, Esenler'in torbacısı. Şimdi o onun kızına demiş ki, o annesi, senin annen, sen annen gibisin demiş. Onun annesinin de öbür adamla bir ilişkisi mi varmış? Böyle bir kadın şey programdan tartışılır ya. Böyle bir mevzu var, çok karmaşık. Adam kimseyi yanına yaklaştırmıyor, burnundan soruyor.
Sonra dedi ki ben bu adamın hikayesini nasıl görürüm? Ben nasıl görebilirim? O an gördüm. Nerede gördüm biliyor musunuz? Gömleğinin cebinde. Ne var gömleğin cebinde? Sigara var. Çıkardım sigaramı. Tamam. Bak kimse yaklaşamıyor. Gel gittim hiçbir şey söylemedim. Sigarayı uzattım. Hemen aldı tabii sinirli adam. Yaktı. Geldi. Artık benim o. Onu aldı. Şimdi o müdüre posta koyuyor ya. Bak bakmış. Kralı gelse posta koyar. Ama ne oldu? Artık sigara veren birisi oldum. O şimdi sigara vermiş birine öyle yapmaz. Anlaşıyor. Konuştuk ve ben onu uzaklaştırdım. Çocuklar küfür duymadı. İşi hallettim. Peki bunu ne yaptım? Müdürlük yaparak mı? Veya hayır. Çok tecrübeli. Hayat tecrübesiyle mi? Hayır. Sadece hikaye odaklandı. Velilerime bir şey yaptırırken, tüm onları yaptırırken, yaparken ben onları ikna etme sürecini hep hikayelerine bakabilmek veya eski hikayeleri, o öğretmen olduğu, benim örnek aldığım gibi, öğretmen hikayesi gibi, onun hikayesini kendime örnek alarak gerçek başarıyı gördüm, gerçek çalışmanın nasıl olduğunu gördüm, gerçek aşkı da görebildim. Ne yapmam gerektiğini biliyorum artık. Benim girişimcilik konusunda tabii, naçizane, kendi açımdan söylüyorum. Hangi mesleği yaparsanız yapın, dağları dermeye uğraşmayın. Aşkta bir şeyler yapmaya çalışmayın. Eğer doğru bakarsanız, baktığınız yerden doğru bakabilirseniz ne yapmanız gerektiğini zaten göreceksinizdir. Bu da sizi inanılmaz bir seviyeye ulaştıracaktır. Aslında burada beni en çok mutlu eden şey, Obatepe'de karşıda Mustafa Kemal varken o dersi o şekilde işleyen, dünyada dünya okuma yazma rekorunu kırmış ki öyledir. Konuşmamda paylaşmıştım, bunu izleyebilirsiniz. Eğitimde inovasyonu baştan yazmış, çağın ötesine geçmiş, müthiş işler başarmış. Bu öğretmeni, sizsiz öğretmeni burada anabilmek benim için her şeyden daha önemli. Beni dinlemeseniz bile hiçbir zaman Mustafa Kemal'in baş öğretmeni ve onun da öğretmenlerini, bu müthiş öğretmenlerini, bizim öğretmenlerimizi unutmamamızı tek bunu tavsiye ederim. Teşekkür ederim.